arkadaşlar. Bu sefer elimizde Bosch'un Multi Tool'u var. Multi Tool'u aldık. Bakalım nasılmış. Daha önce bir sürü Victorinox Chakır'ın incelemesini kanalda yaptım. Hatta bunun benzerinin Victorinox olanı var. Bu çok daha ucuz onlara göre. Onu da gösterelim. Daha önce incelemesini yaptım ve kanaldan ulaşabileceğiniz Victorinox ürünü buydu. Aynı zamanda pense vesaire incelemesine bakarsınız. Bunlar genelde aynı boyda oluyorlar ve aynı tipte oluyorlar ve aynı özelliklere sahip oluyorlar. Ama fiyatları çok fark ediyor malzeme kalitelerinin ötürü. Bu işin ilk çıkanı yani Victorinox firması değil. Daha önce sadece bir firma bunu üretiyordu. Alman Leatherman ya da Amerikan olabilir, emin değilim, yorumlara yazın lütfen. Fakat Victorinox da ona iyi bir rakip oldu. O kategorideki boşluğu herkes girmek istedi. En sonunda Bosch girmiş. Kanalda bunun incelemesini izleyebilirsiniz. Bosch da benzer ürünü neredeyse aynı boyutta yapmış. Gelin birlikte açalım hızlıca. Uzun bir inceleme olmasın. Kanalda çok fazla video var. Eğer video hoşunuza gittiğinizde almak veya almamakta karar verdiyseniz kanalı takip edip beğenirseniz videoları sevinirim. Şimdi bu en sevmediğim açma tipi kutulardır. %100 elimi keserim. Ya da bir problem olur. Hop, arada şunu bir alalım da. Tamam. Şimdi onu oraya attık. Gördüğünüz gibi yaylı bir mekanizması var. Bosch öyle yapmış. Diğerinde katlanıyor. Bunda bu yaydan ötürü bence geriye katlanmayacak. Çünkü böyle açılırsa katlanmaz. Dolayısıyla bu şekilde küçücük bir şeyin içine sığacağını düşünmüyorum. Ama gene de merak ediyorum. Katlanmazsa da bir multi tool'u bence olmaz. Açık bir pense olur. Dolayısıyla da katlanmıyor gerçekten de. İlginç. İlk şaşkınlığımızı gideriyoruz. Pensesi var. Yaylı. Güzel ama yaylı olması. İşte bir tane testeresi var. Şurası çok geniş diş. Şurası ince diş. Birçok amaçla yapmıştırlar muhtemelen. Bilmiyorum. Şu tornavidası. Şurası belki açacak gibi kullanılır mı ya da sadece tornavidayı aradan çıkartmak için mi düşünmüşler bilmiyoruz. Dahası şurada biraz daha zor açılıyor, bunlar Victorinox gibi değil. Şurayı açalım biz. Yok, açamıyoruz. Açmayalım o zaman. Bir tane törpüsü var. Görüyorsunuz tahminen, evet. Hop, parmak biliyordu. Şu aradakini çıkartmak istiyorum. Çıkartamıyorum. Yeni olduğu için değil, yayları çok sert. Yani bu da zor açıldı. Hepsi zor açılıyor. Şimdi Victorinox niye Victorinox? Bu işi yıllardır niye yapıyor? Biraz daha iyi anlamışsınızdır. Şurada bir düz tornavida çıkacağız. Ama o işten vazgeçer insan belki. Düz tornavidayı çıkartayım derken, bu da Wegler miydi, böyle bir çakı, şunun bunda burası sivriymiş, bu da olmadı, hareket ediyor, evet, güzel, yok, olmadı, yine olmadı. O zaman biraz daha uğraşacağız ya da vazgeçeceğiz. Evet, güzel bir inceleme oldu, birlikte açmak güzel. Evet, düz tornavida tırnağım çıkartmaya yetmedi. Bir tane daha testere var. Ağaç testeresi, çift sıra. Muhtemelen ağaçtır. Bilen varsa söylesin. Bir tane normal uzun sivri bıçak. Keskin. Çok sert kapanıyor. Daha erken dönüyor. Bir tane açacak. Evet, harika bir açacak. Kaç farklı tornavida ve kazıyıcı ucu kazımak için güzeldi, bilmiyorum. Malzeme kalitesi öyle Victorinox gibi bir şey beklemiyorum ama fiyat da yani tahminen 5'te 1'i, 10'da 1'i falan. Bu da tornavida ve kazıyıcı gibi duruyor. Çok sivri diye biraz açılı. Tornavida olarak da kullanılabilir. Açamadığımız bir tek şu kaldı. Bir daha deneyelim. Bismillah falan diyelim diyecektim. Tam açıldı. Bismillah demeyi düşünür düşünmez. Evet.
Bir daha deniyoruz. Deniyoruz. Vazgeçmiyoruz. Deniyoruz. Kaçıyor. Yok arkadaş, bu açılmıyor. Boşa buradan selam olsun. Bunu buraya kim hesabını kitabını yaptıysa açılmıyor bu. Saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Ayrıca bir daha geriye doğru katlanıp bunun içinde kalmamasına da çok şaşırdım. Benim hesabım tutmadı. Şimdi bir tane kılıf vardı deri. O kılıfın içine koyup arabanın içine koyacaktım bunu. Yani böyle bir arabanın içine şöyle konan bir şey olmaz yani. En azından yaysız olsaydı bari. Niye düşünmüyor değil insan. İlginç. Halen daha şöyle yapıp falan katlayasım var ama ondan da çekiniyorum. Burada boşluk var aslında. İşte yoksa video yorumları patlayacaktı. Vay efendim, bir şeyi aldın da katlayamadın da ne biçim inceliyorsun da falan da filan da. Katladım değil mi? Yay ona bağlı değilmiş. Ben yay kopar diye denemedim. Victorinox'tan küçük. Oo, boş Victorinox'tan küçük olup da üst tornavidası açılmayan bir ürün yapmış. Tebrik ederiz. Bunu açmak için başka tornavida ihtiyacımız var sanki. Ama açıldıkça düzelecektir. Çok fazla eleştirmeyelim. Fiyatı gerçekten ucuz. Leatherman'a göre çok ucuz. Victorinox'a göre çok ucuz. Her şeye göre ucuz. Böyle bir şey alıp arabaya koyabilirsiniz. Arabada arabanın ilk yardım aman tamir setlerinin içinde genelde pense olmuyor. O yüzden aldım. Bir gün bir yerde pense lazım oldu ve almak zorunda kaldım düşünüyorum. Şimdi bu kamerayla daha önce başka bir kamera kullanıyorduk. Şu anda kanalda incelemesi olan DJI Pocket 2 ile çekiyoruz. Odaklanması çok iyi. Onu da incelemesini izleyebilirsiniz. Dünyanın en küçük iş boyun bilgisayarı burada. Onu da inceleyebilirsiniz. Onun dışında birçok kanalda inceleme var. Bazı ürünleri kullanmadım. Veya bu katlanmasaydı mesela dolap ve aletko üzerinden satacaktım. Veya sıkılınca satıyorum. Onlarda video yorumlarından takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda umarım görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.